Çekemiyorsun. Olsun. Dünkü yayının devam yayını. Modeli kaldığım yerden devam edeceğim. Dün finalde şurayı kaplamıştık. Bugün baltayla devam edeyim. Hem hızlı olur. Şurada baltayı retop atmam lazım. Retop atmadan önce düzenleyeyim. Olduğundan emin olayım. Buna ne diyelim? Satir high diyelim. Bir de şöyle çevirden bakalım. Biraz yaklaştıracağım. Şöyle o transform diyeceğim. Ve bunun merkezde olduğuna emin olmam lazım ki değil gibi duruyor. Ya da mirror'lu yapmayız. O yüzden shrink wrap atacağım modelin üstüne yapışsın diye. Şuradan da face'e yapıştıracağım. Back face kapatacağım. Ben geleceğim şu noktaları çekiştireceğim. Şunları böyle kapatıyorum. Şimdi çok fazla tuşa bastığım için bura biraz karışık gelebilir.
aşağı indireyim. Şu anlık iyi gidiyor. Şöyle bir mirror atmayı deneyeceğim. Mirror verdim. Y eksenindeyim. Y'ye tıklıyorum sadece. Obje olarak da bu seç ama seçmeden önceki hali daha iyiydi sanki. Shrink Wrap'ten önce seçelim. Ya da seçmeyelim. Bunun orijini kendi merkezinde değil. Şöyle bir set orijini geometri desem. Şimdi denesek. Şuralar orantılı olmadığı için çok sağlıklı bir mirror olmadı. O yüzden şurayı ayıracağım modelden. Set orijini geometri diyeceğim. Şunu tekrar şuna vereceğim. Şuna vereceğim. Set origin geometri diyeceğim. Şimdi low'dan devam edelim. Şöyle buraları kapatarak şu an clipping'i açalım. Şu ikisini de izole edelim. Bu şarkılar ne böyle ya? Şuraları çıkaracağım şöyle. Şu noktayı tutup F'ye basacağım. Otomatik kapatacak burayı. Şu arayı halledelim. Bu arayı bilerek bıraktım en sona. Şu aralara şuralarda örtüşecek şekilde açacağım. Onları böyle bağlayacağım. Aynısını burada da. Şurayı üçgen bir şekilde, hatta şunu silip şöyle yapalım. Yine tutup F'ye basıyorum sadece. Şurada çok büyük bir boşluk oluşmuş. Onu engellememiz lazım. Şöyle bir loop dağıtalım.
Şu üstü F'ye basacağım, bastım da şöyle dörtlüğü kapatacak. Bazen başka yerlerden kapatmaya çalışır. O zaman CTRL Z ile geri alıp elle yapmamız gerekir. Şurayı böyle bağlasak şimdilik. Bağlama. Geri al. Ne yapalım buraya? Şöyle kapat. Şu üçlüyü F ile, şu üçlüyü de F ile kapatalım. Bunu en ucuna çekelim şöyle. Şuradan bir tane daha alıp şurayı da en ucuna verelim. Yani mümkünse karşıdaki ejderle birleştirmeye çalışıyorum. Şuradaki mesela şöyle. Şu eksi attığımız loop'u da düzeltelim. Bir bakalım low poly'mize. İş görebilir. Şu altları ne yaptık? Altları convert to mesh deyip şey yapalım şunları. Gruplayalım. Şunun in front'ını kapatacağım. Üst üste geliyor gibiler. Şurada biraz şey var ama onu algılayacaktır. Çok az şişirebiliriz modeli. Şimdi mirror'da hata var mı diye şu bazı ejderi kontrol edeceğim. Patlayabileceğini düşündüklerim özellikle. Mesela şunlar. Bunun UV'sini de şurayı da birleştireyim. Buradaki hepsi tek bir yer olması lazım. Şu altı keseceğim sadece. Şurayı şu yukarı doğru keselim. Şurayı da yukarı doğru keselim. Eyvallah. Şöyle bir yuva açtım. Şimdi diğer parçaları hızlıca ve toplayalım. Yine bunları ayıralım. Şöyle yapalım, şunu ayıralım. Şunu gizle. Şu parçayı hızlıca bire topa. Aynı buradaki gibi. Şimdi bunun da mirror tutmayacak büyük ihtimal. Ve obje yamuk. Sorunu nasıl çözebiliriz? Şöyle bir daha deneyeyim. Origin geometriyim. Rotation scale atayım bir de. Eyvallah. Şimdi buraya yine bir plane çağırıyorum hızlıca. Bunu şeyim açık, snap'im açık, face snap. In front diyorum hemen. Herhangi farklı bir renge çekiyorum. Bunun çok bir önemi yok. Saydamlaştırıyorum.
Şuradan noktaları hızlıca getiriyorum üstüne. Buradan bir shrink wrap vereceğim ama vermeden önce bir mirror atayım. Y'de. İkisi kapatıyorum. Üstüne bir shrink wrap. Onda da objemi seçeceğim. Şimdi şöyle hemen hızlı hızlı çekiştirerek extrude. Şurada biraz yakın gireceğim. Hatta şunu biraz geri çekelim. Bura eğimli bir yüzey. Şurayı birleştirdik mi? Yok. Şimdi hızlıca üstlere hemen bir kere daha geçiyorum bazı yerlerini. Burada bir bevel atacağım, üstünü birleştireceğim. Birleştireceğim yer içine clipping açıyorum mirror'umdan. Şuradan F ile çeksem oluyor mu? Oluyor. Şöyle F ile de çekebiliriz. Ya da şöyle tam karşılığı birer tane extrude ede ede de gidebiliriz. Şuraya kadar. Şurada aşağıda bir garip olay dönecek çünkü. Hemen ortadan da. Bunu böyle yapmamın sebebi olayı çok hızlandıracak şu an benim için. F'ye basacağım sadece. Kapanacak oralar. Neyse şurayı bir kere kapatacağım. Aynısı buraya içine geçerli. Aşağıya da yapacağım aynı şekilde. Yapmadan önce şöyle E'ye basa basa karşılarından gidiyorum. Şurada dursun. Geleceğim. Şurayı seçip aşağıdan F'ye basacağım. Arayı kapatacak. Hemen buraları da aynısını. Bu sefer elle yapıyorum. F'ye basıyorum sadece. Köşede seçip. Ekstremlik gerekebilir. Şimdi şurayı şöyle kapatalım. Yukarıyı. Aşağıyı böyle kapatalım ama burada garip olay dönüyor. Şunu bir açalım. Ne olduğunu anlamaya çalışalım. Bir oradan patlıyor sanırım. Okey. Buraya kadar mirror'u onaylayayım. Kalan kısımda şuraya elle gireyim. Bir kere elle düzelteceğim şuraları. Çünkü mirror ya tam mirrorlayamayacağım bir obje. Simetrik olmadığı için. Şurada elle düzeltiyorum hızlıca. Şuraya bir yakınlaşalım. Mümkün oldukça çok noktaya dokunup onları yüzeye yapışmasını sağlıyorum. Her ne kadar şirket bu işi yapsa da bazen tam yapamayabiliyor. Şuralardan şöyle kapatacağım.
Sonra şu en üstteki noktayla şu aradakini J ile birleşip şu noktaları da çekelim şöyle. Olmadı mı ya? Geri al. İşe yaramadı bu. Ha çünkü birden fazla nokta yapıyor. Şöyle yapalım. Onları kaçırmamız lazım. Şimdi anlamak için şurada infront'u kapatıp matayı da normal renklere çevirdim. Nice. Şuradan bir tane vereyim. Şey smooth. Şöyle bakalım. Yiyecek gibi duruyor. Araya iki tane daha loop attım. Convert to mesh dedim. Low polygon hazır. 350 tris. 348 hatta. Şu aradan tutup aşağıya doğru çekiyorum. Şu arkaya gelene kadar böyle kesiyorum. Unwrap diyorum. Bu da bu şekilde açıldı. Şurayı biraz daha açayım. Tam istediğim gibi olmadı. Şurayı da kessem. Bir tane daha kes. Şurayı da bir tane daha kes. Şöyle neredeyse düz bir şekilde açılmasını istiyorum. Şuradan bir tane daha götür. Bu şekil iş görecektir. Şimdi bunun şeyi kaldı. İp gibi olan bir şey var. Bunu da lova nasıl çeksek? Şöyle yapabiliriz. Duplicate ettim. Şöyle bir tane loop seçtim. Select, checker, deselect diyeceğim. Select loops, edge loops diyeceğim ve sileceğim. Aynısını şeyde de yapacağım. Checker, deselect, select loops, edge loops, şöyle sileceğim. Şöyle bunlara bakacağım, yerler mi birbirlerine. Şöyle yaparsak belki yer. Şunu şey smooth'unu arttırıp her gibi duruyor. Deneyeceğiz artık. Yemezse de başka bir yol. Bunun içinde yüzey var mı? Onu anlamam gerekiyor. Şu anları şöyle unwrap açınca içinde yüzey yokmuş. Okey. Şimdi geldik isimlendirmeye. Tayvanları çekmeseydik iyiydi. Neyse bunlar dışarıda kalsın. Beğenmezsek hiç koymayız. Face orientation. Önemli değil. Ya face orientation'ı kullanmıyorum genelde çünkü yüzey ters anlayabiliyorum. Mesela şu high'daki bir terslik. Bunu kullanmayacağız büyük ihtimal. Low'umuzda yok çünkü öyle bir şey. Şöyle yapalım. Şunu cleaver alt D knife low diyelim. Şuna da knife hay diyelim. Cleaver alt tire handle diyelim. Şuraya dikkat edin bu arada. Birini küçük birini büyük yazamayız. Yay küçük yay büyük. Yok ters yüzey olup olmadığını kontrol et zaten. Ben sadece kendi şahsım için dedim. Ben ters yüzey olduğu zaman bakarken de anlayabiliyorum. Hani yine de bazen tabi bakmak önemli. O hatta exportlamadan önce kesin bakacağız. Rotation scale atacağım mesela. Belki rotation scale attıktan sonra içi dışına dönebiliyor bazen.
Onu çeklemek lazım. Exportlamadan önce kesinlikle. Mesela şu clever rope diyelim. Şuna da geri al. Hangi sayede bu hayvan? Rope high, şunu sil. 2 yapacak. Şu low. Şunu silelim. Şimdi mesela isimlendirme yapayım. Bu play ne abi? Ha, handle'ın. Clever handle low. İsimlendirme yaptık. Buraya bir klasör de açalım. Low diyelim. Ya da high diyelim. High sileriz low yaptıktan sonra. Kalsın bura. High de kalsın böyle. Mesela şu ropa şöyle bir şey yapabiliriz. Select çelik stacker. Checker yapmayalım. Edge loops diyelim. Bevel atıp şey sumut versek, hani hayı madem hayı yapmışız bir anlamı olsun gibi. Ya bu kadar kötü bir anlam olmasın. Ne yaptık biz burada? Allah belamızı verdi. Şöyle seçime geri döneyim. Şurayı çıkar seçimden. Bir şey çeklem lazım. Bunu nasıl çekleyeceğim hiç bilmiyorum. Şuna çıkarmam lazım seçimden. Çıkardık. Şimdi bevel vereceğim. Extrude. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Ben onu birkaç kere yaşadım. Neden rotation scale verdiğini yapıyor ki? Onu şeyde yapıyor. Mesela mirror atıyorsun. Mirrorlu face. Ya da genelde çoğumuz şey yapar hızlıca. Göstereyim hemen. Mesela buraya bir küp attım. Şunun merkezi şurada olsun. Hiç fark etmez yani. Ctrl M Y yapıyorum mesela. Şimdi rotation scale vereceğim. Çünkü bunu ben mirrorladım ama bu taraf artıydı, bura eksiydi. Eksiye mirrorladım. Rotation scale verince de içi dışına çıktı. Ya bunu ben tam teknik şeyini bilmiyorum ama ya Ctrl M ile yaptığınız zaman veriyor. Bu arada bu isimlendirme kısmı hiçbir dokümantasyon okudum. Benim gördüğüm dokümantasyon alt treli kullanılıyor ama nokta çeps yapanlar da var. Ya o dokümantasyon mesela ben şu an Subsys için hazırlıyorum mesela. Şeye göre değişebilir. Nereye kullanacağına göre değişebilir. Subsys'a bu idare ediyor. İsim alt tire sonun ya şu an ben Subsys dediğimiz sonuna kullanıyorum sadece high ve low muhabbetini. Yani oyun aktarken ben oyunu falan kullanacaksak böyle belki kullanmayabiliriz. Başka bir isimlendirmesi olabilir. İşte modelin ismi, mesh mi, animasyon dosyamı, modelin ismi, alt tire, mesh, alt tire, işte aynı modelden varsa 0102. Ya hangi kısımda değil işte, o yüzden exportlamadan önce rotation skill atıp böyle çeklemen lazım. Ya da mesela şey oluyor genelde, ters döndüyse yüzey. Mesela rotation scale vereyim şuradan. Şöyle çok ya diğer modellerin yanında çok sırıtıyor böyle. Hani anlarsın bunu. Ben bunu böyle gördüğüm zaman arkadakinin ters yüzey olduğunu direkt anlayabiliyorum mesela. Diğerlerin yanında sırıtıyor. Bak bunların alttan falan gölgesi oluyor. Bunun üstten gölgesi oluyor. Üstte gölge olmaz. Evet, bunu exportlamadan önce şuna UV açtık mı? Açtık. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. 3'ünü seçtim. Rotate Scale.
ve unwrap diyeceğim. Tek bir UV'ye sıkıştıracağım. Ama yani mesela şu rope dediğim olayın ya rotayı skelemedi. Bu kadar kötü açma çünkü. Şöyle skelet. Bu dayıya bir de şey yapmam lazım. Şuradan bir tane kareyi düzeltiyorum. OBS6 aldık. Yayın kapandı sandım ya. Dayı düzeltiyorum. Saat tık follow active quad diyeceğim ama ne alaka? Şöyle yapalım. Şunun yüzünden. Şuraya düzeltiyoruz. Şimdi pekleyelim mi bunu? Model aldın, edit modda iken scale verdin. Şunu aynı yüzey hatasını alabilirsin. Aynen o tarz şeyler de olur de. Şu ipi ayıracağım. Şunları pekleyeceğiz. Ya aslında peklemeye de gerek yok zaten. Şu tutamaç yeri, şu satır yeri, şu ip yeri. Mesela şurayı şöyle yapabiliriz. İpi daha detaylı verebilmek için belki. Şu yarısından tutup şöyle koyabiliriz. Şöyle bir UV'miz oldu. Export diyorum. Clever Low Apply Transform Select Obje dedim. Bunu kapat. Allah. Yanlış mı exportladık? Yok, doğru exportladık. Teyitleyelim. Sahi şeyleri yanlış yere koymuşuz. Export. Highest export bu sefer de. High dedim. Şimdi Source Painter'ımı açmıştım. Birkaç çıkaracağım bundan. Low'u aldım. Şöyle. B2 geldim. B24. Birkaç export edeceğim. Mesela bunu 2K kaplayıp öyle kaydedebilirim. Teşekkürler. Şöyle high poligonu görüyoruz şimdi. Antializing dedim. Ya antializing 64 veriyorum. Bunu mesela bilgisayarınızın gücüne göre 4 falan bile verebilirsiniz. Çok uzun sürüyorsa. Ambient occlusion da Sekrot Ray'i fulluyorum. Yine bilgisayarın performansı iyi değilse bunu mikrofona bir bakalım. Biraz şeyi desibeli azaltsam. Ya da şey falan var, filtrelerde sıkıntı var mı ya? Genişletici. Batuhan teşekkürler. Alper isimlendirme ya çok şey bir konu ya. Hani uzun uza diye bir konu. Çoğu firmanın mesela kendi dokümantasyonu var bu konuyla alakalı.
Onu deneyeceksin İsmail, yani bir saat sürüyorsa bu ayarları yapmayacağım mesela. GTX 1660 ya mesela Nvidia'nın hangi modeline denk 1660? Ya bu arada mesela kaliteli iş için bir saat de bekleyebilirsin. Hani bazen. Ama işte ilk eğer çok kasıyorsa bu ayarlarda değil de sağ normali alacaksın ya da böyle 512'de falan deneyeceksin. Çat diye bırakmayacaksın. 512'de falan test edeceğim mesela 2K'da almak yerine, 4K'da almak yerine. Patlamıyorsa basacaksın ayarı, bekleyeceğim bir saat, çayın kahveni içeceksin. Şimdi ayarların çoğunu güzel güzel yemiş. Bende RTX 3060 var, 12 GB. Sorun olmuyor. Büyük ihtimal seninki laptop. Laptop mu kullanıyorsun? Yani bu ayarlarda yine kurtarabilir. Ya da şey kullanabilirsin, marmoset. Marmosette bey kalıp mapleri buraya atıp öyle de kullanabilirsin. Marmoset biraz daha hızlı alıyor Subsys'a göre. Bir şey diyeyim mi? Bu güzel oldu ha. Şu an base hali şöyle duruyor. Steam'den kullanınca böyle oluyor. Şöyle bölüştürelim bir. Wood, Rope, Metal, renklendirip göstermek için. Şöyle yapalım bir şimdilik. En alta da bir tane reset diyeyim. Brightness kapat. Her şey şunu siyah çek. Wood sadece şurada var. Ama şurada yok. Onu da şuraya white mask diyeceğim. X'e basarak şeyi değiştiriyorum. Şöyle grayscale'i değiştiriyorum X'e basarak. Siyahsa çıkartacak. Şu an white mask olduğu için bura bütün renk gözüküyor. Siyahla çıkardığım zaman da bunu mesela şey yapalım. Artlısını fulleyelim. Bu siyah kalan kısımlar şey olacak, metal. Aynısı buraya da uygulayayım. Kalan wood. Şu an wood'un maskesi hazır. Wood'la ilgili ne yapacaksam buranın içinde yaparsam işimi görecek. İpe gelelim. Buna da maskesini seçelim. Şurada RC diyelim. Ve metal. Metalle bir filleyip mesela base olarak şöyle griye çek. Metali fulle.
Şöyle kalsın. Bu da sadece metal olan yerlerde. Mesela Woodenur'da da bir metal olacak. O yüzden orayı ilk seçip mesela bu sefer White Mask ekleyip şunu seçtim. Poligon fil aracını. Buradan objeyi seçip şunu seçimden çıkaracağım. X'e bastım, siyah getirdim. Seçimden çıkardım. Tekrar fırçama geldim. Beyazı seçtim ve burayı seçtim. Şu rope'un rengini de bir sarımtırak bir şey yapalım. Roughness'ı sıfırla. Şu an bile hazır gibi ya deyip hiçbir şey göstermemişim. Şimdi müzikleri bir değiştirelim. Burada mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Metal color. Metal var color. Bunu biraz aç. Hemen black mask. Şu ne çıkıyor ya? Heh. Generator. Şuradan curvature'ı alıp hop. Mesela bunu buradakilere biraz daha yakınlaştırabiliriz. Şöyle metal color alacağım. Çok azaltacağım. Şöyle. Zaten detayı high poligonda girmişti. Sadece color'ını etkilesin. Sonra mesela şöyle bir şey daha yapabiliriz. Duplicate ettim abi. Calvature'ımı görüyorum. Calvature'ı da duplicate edeyim. Şimdi bunu kapatayım alttakini. Buna gelip bir gariplikler deneyeceğim. Olur mu ki? Olmaz büyük ihtimal. Şöyle bir şey demesek. False değildi. Şuralar çok veriyor ya, vermeseydi. Böyle bir şey de bırakabiliriz. Evet, çalışıyorum. Şurayı sildim. Başka bir şey deneyeceğim oraya. Bir daha generator ekledim. Metal ejvir vereceğim bu sefer. Triflis Games'te çalışıyorum şu an. Evet, smoothie eklesek. Bir blur slop patlar. Yerlik bir filter. Bir sharp mı attım filtre? Bunu da opacity biraz düşürelim. Şöyle elle de bir şey yapabiliriz. Ama ben buraya x atacağım. Metal atacağım. İkisini kapat.
Bizim el yaptığımız daha iyi durdu ya. Şu kalsın şöyle. Sadece bir soğumaç deneyebiliriz. Denemeden önce de şuradan hemen isim değiştirelim. Clever, Clever. Buraya bir kaydı, bir şey açmıyorduk. Şu altı yeri yapalım. Zaten bir K'da çalışıyoruz. Alttan şunları basalım verayı. Şunu yanlışlıkla bastım demek. Şuradan da Ultra'yı basalım. Şöyle biraz daha şey gözüksün. Bir tane daha layer attım. Black Mass Generator Ambient Occlusion vereceğim buna. Açalım yine. False dedim. Şuralara derinlik hissiyatını biraz daha verebilmek için Roughness kıstım. Weight vermeyeceğim. Roughness, Color. Color da metalin boyusunu. Mavi renk denesek. Bir tane şey yapalım. Filter. Gradient. Mavi. Şöyle yapalım. Bu şimdi buradan verelim. Elle müdahalemiz olmazsa olmaz.
Hatta şöyle bir tane attım, Black Mask attım, buna Fil dedim, File geldim, Wood yazdım. Şunu ekleyelim mi? Şöyle getirdim. Aa, içimiz dağıldı ya, bu ne? Yok mu şöyle değişik bir playlist? Hayatın kayıp plajını dinleyecek liste, evet. Şey dinlemeyince de yapılmıyor ya, ama bunlar da biraz insanı etkiliyor. Şu base'in bir koyusunu yapıp aşağıya alacağım. Bir de bakıyorum mesela şuradan balansını arttırabiliriz. Balans arttırınca beyaz kısımları bu rengi verecek. Ben ama tam tersini istiyorum. O yüzden invert diyeceğim. Mesela invert dedim. Şöyle koyu rengi çekeceğim abi. Elimizin ayarını da kaçırmayalım. Şöyle demesinler elin ayarını. O yüzden şöyle çok az bir multiply verip şuradan biraz kısabiliriz. Şurada nasıl durduğuna bakmak lazım. Mesela şunu bir şurada bir şurada gözükse, öf. Bunun gibi birkaç şey daha denedim. Duplicate ettim. Geldim buraya. Wood yazmıştım zaten. Wood 1 var bak. Aldım, çevirdim. Mesela şu tam şeyin oraya. Tabii diğerine. Bir tane şöyle denk getirsek. Aynı yerde iki tane gözükmezse. Getirdik. Bunun da ya rengini değiştirebiliriz. Mesela rengini değiştirelim. Rengini ne yapabiliriz ki ya? Koyu git. Koyudan başka gitmiyor. Height'ini kısabiliriz. Opacity'ni azaltabiliriz. Hani az bir şey gözükür. Şu an gayet iyi gidiyor. Sonra rope'a gelelim. Hiç rope materyalim var mı bilmiyorum. Fabric rope. Ya da rope. Şimdi düzledik ya biz rope'umuzu. Burada iş görebilir. Biz UV'de şöyle düzeltmiştik rope'umuzu. Bakalım iş görüyor mu? Düzlemek. Çok iğrenç bir rop. Şöyle mi kullanıyorsun abi? Yok. Böyle. Ha, böyle mi? Yani. Şimdi buna da bir ince el ayar atarız. Mesela hate kapat abi. Hate olmasın. Normal kapat bir. Color da bir kapat. Hiçbir şey kalmasın falan deyip. Aç aç hepsini aç. Şimdi. İpimizin rengi kasap bıçağı olduğu için bu böyle koyu kırmızı kanlı falan olmasın. Tabii ki de. Ya o Batuhan, o benim salaklığım biraz. Hani affedersin ama.
Yani o da şeyden dolayı, yani yabancı dil şu an hala öğrenmeye çalışıyorum. İngilizce şart. Yani gelen teklifleri hiçbirini değerlendiremem. Yoksa teklif de geliyor yani. Şöyle diyeyim, hani direkt yurt dışına gel diye teklif gelmiyor da mesela, hani oradan buradan oraya remote çok güzel paralara işler gidiyor elden. Mesela balta hazır. Buna çok ufak toplu bir şeyler yapacağım. O yüzden buradan çıkıyorum artık. Buradan sonra yapacağım. Hani genelini etkileyecek şeyler. Bir tane fildir attım. EO dedim. Sadece color'ı bırakıyorum. Buna filter. Max oil fit. Abstract. Image input. Buradan bu ambient'ini seçiyorum. Şimdi ne yaptığımı da görün de çok saçma bir şey olmasın. Muhammed dil dedik ya demin. Şimdi burada multiply yapacağız bunu. Şu modeli çok kirletiyor bu. Yani bunu tercih de edebilirsiniz, etmeyebilirsiniz. Ben dünkü yaptığım modelde şuna bir nasıl yapacağız? Şunu kapat. Şimdi dünkü yaptığım sahnede bunu kullandım. Ama yedirdim de yani. Yedirdiğim için çok belli de olmuyor. Bu arada sahneyi dün görmeyenler için sahne bu. Buradaki bir props'u modelliyoruz. Ya modelledik, bitirdik, kaplıyoruz. Hard surface kasmıyor özellikle ama evet daha çok. Sahne bu. Yani dün burayı kaplamıştık, dünkü yayını izleyenler hatırlıyor. O da kanalda var. Bunu da bitirdik. Bunu biraz yedirmemiz lazım. Buna da şöyle bir şey yapabilir. Black mask atıp generator curvature desek, belli yerlerde olsun sadece. Bunu arttır biraz. False de azalt. Şöyle yapalım hatta. Ve opacity'sini azaltalım. Ya ufak bir hand paint çık 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 diyebiliriz. Tam böyle hand paint gibi değil de yine sanki o hissiyatı vermiş. Mesela bu bitti. Hemen export. Daha gerçi bir şeyler daha yapsaydık ya. Bir saniye. Şunu kapattım. Şuraya geldim. Şuna. Şimdi bunları direkt buraya atabiliyor muydu? Color balance, color correct. Color balance'ı bir atalım. Highlight. Bir şey etkiliyor mu ya? Evet. Şimdi bunu bir resetleyelim. Sahnede çok ya bir satüre değil de desatüre bir şey yapabiliriz. SSL at bir. Oralara çok etkiliyor. Bir de bizim ışıkta nasıl gözükeceğini de bilmiyoruz tam. Şimdilik biraz şey ayarlar oluyor bunlar. Option için kendi kaç vertex face'i sınırlandırır. Ben sınırlandırmıyorum mesela. Sınırlandırma ya. Portfolyoluk eğer bir şey yapıyorsan.
Portfolyoluk yapmıyorsan da yaptığın yer seni sınırlandırsın. Yani sen kendi sınırlandırma. Uç demiyorum, uç kaç demiyorum tabii de. Gerektiği kadar mesela bu baltaya kaç gerekmiş bizim için? Ya 1440 70 mesela bize. Hani bu gerektiği kadar benim için. High'dan çektik detayları. High poligonunda mesela bunun 331 bin. Yani o yüzden gerektiği kadar diyeyim ben sana. Şunu silmiyor. Şunu atacaktım. Bunu da attık. Şimdi bana kanman yap be ya. İşte sahnenin hikayesinde anlatabilmek için kan gerekir mi buna? Sanki gerekir gibi duruyor. Şöyle yapalım. Buna filter deyip bulur direction verelim. Şöyle herhalde UV'ye göre ayarlıyor onu. Ya kan güzel olur diye eklemiyorum. Şey mesela sahnemiz kanlı ya şurası. Sen kompozisyonla uyuşsun diye ekliyorum. Mesela yani dümdüz kan eklemek modem mesela başka bir yerde kullanılmasını engelleyebilir. O şu an bunun yanında kullandığım objede kan var. Koymam gerekir. Kan da böyle yeni kesilmiş gibi. Ama şöyle bir çakallık yapabilir miyiz? Duplicate it. Lan CTRL ile C'ye basıyorum. D'ye basacağım. Color kapat. Ah, sıkız. Şuna gel. Generator. Linear. Multiply değil, subscribe diyeceğim. Şöyle bakalım. Şöyle yap. Ve bunu tam tersi yapmam gerekiyordu. Tam tersi yaparken yanlış bir şey yapabilirim. O yüzden şurada yapmam lazım. Subscribe değil. Reverse subscribe desek bütün hepsini düz bir şey yapar. Ne yapacağız? Burada bir şey bulmam lazım. Sequin olmaz, yener bump olmaz. Şöyle bir tek tek deneyeceğiz ya.
bir saniye. Bura var. Bura parlıyor. Üstü çıkartıyoruz. Blur ekliyoruz. Buradan şöyle yapacağız. Yine pratik zeka. Şunu kapat. Şurada aç abi rakmısı. O yine metal etkiliyor. Hadi bakalım. Etkiledi mi? Yok, etkilemedi. Rafımızı aç, metali aç. Heyti aç, gel şuraya. Subscribe deme. Yok, subscribe diyeceksin. Şunu sadece azalt. Kısalım. Şey mi yetmiyor acaba? Levels'la biraz arttıralım. Beyazlığı. Şöyle. Aynen. Çok olmadı. Şöyle kız. Şu şekil iş görür gibi. Şimdi en büyük okulajım verdik. Color balance verdik. HSL verdik. Şuraya geldim. Sharpen atacağım. Yani nokta 35 dedim. Ya çok mu oldu? Nokta 10 falan bile çıkıyor. Biraz keskin olsun. Jenik tekşür. Bunu bir kaydedelim. Ve export diyelim. Apple seçtim. Apple seçmemin sebebi de şu istediklerim base color, metallic, normal, occlusion, roughness vermesi. Apple'la hiçbir alakası yok yoksa. Diffusion verdim. 1K istiyorum. Export yerimi seçeyim. Ve export dedim. Kapattım. Şu hayı yanlış yaptık. Şunlar şuraya. Sonunda hay olanlar aşağıya. Clear over. Hay. Bunu saklayalım. Clever'ları da birleştirebilirim artık ama birleştirmeden önce şunu şöyle üstüne koyuyorum. Mesela tam oturtamamışız. İyi ki üst üste beklemedik. Şimdi bunun oynadı istediğimiz gibi. Yine de birleştirelim. Sonra oynarız. Şu ismini siliyorum. Clever diye kalsın. Kopyaladım. Materyaline de aynı ismi verelim. CT ile Shift T. Clever'a geldim. Şu iki shader'ı siliyorum. Ve bunları open diyorum. Şimdi bakalım yanlış bir şey gelmiş mi? Base color, ambient occlusion bağlanmamış. Ambient occlusion'ı bağlayalım. Base color, metallic,
Roughness normal. Okey, hepsi tamam. Ya mesela bu seri olarak gider Batuhan. Aklıma mesela şimdi bu balta ekledik, et falan geldi. Hani eklendikçe eklenir bir şeyler. Ne çok mu karanlık oldu sahnede ya? Şuraya gelelim bir de. Şunu seç abi. Biraz şişir. Ya sanki çok karanlık oldu gibi. Değil mi? Şu an color balance'dan değildi, HSL'den lightness'ı. Restore'a da ya. Bir bakalım bir daha, bir saniye. Render'da falan bakalım. Şöyle yap. Şu saniyeyi bir kaydet. Şunu sıfır de light spot. Karşıdan mı yaklaşık? Anlayabilmek için. Yok, aslında çok da sırıtmadı. Bu seri olacak ya böyle. Mesela balta bitti, bura bitti. Belli bir kısmını tek de kaplarım büyük ihtimal. Yani mesela bugünkü ders biraz kısa sürer. Ders değil mi? Canlı yayın. Ya onu bir şekilde çözmem lazım. Artık driver'ını mı değiştireceğim, mikrofonu mu değiştireceğim? Gerçekten çözemedim. Böyle yapmaması lazım çünkü... Niye böyle yapıyor canım? Bir saniye. Şöyle bir şey yapacağım. Son bir. Tümünü göster. Burada değil, pardon. Şu an ne yaptığını göremiyoruz gerçi ama. Özellikler değil mi? Filtrelerden şunları bir kapatacağım. Yok abi, filtrelerden de mesela bir sürü şey kapatıyorum. Cık, işe yaramıyor. Bu mikrofonla alakalı bir sıkıntı var herhalde. Ulti filtresini açayım. Ses. Gürültü filtresi işe yaradı mı? Sanki yaradı gibi. Abi bakarsın. Mesela şeye Allah Allah. Ona bir bakacağım ben ya. Ama bu canlı yayın böyle. Buraya mesela içine tamam, bir şey doldururuz. Altın da olabilir. Şöyle bakalım. Daha çok güzel. Bu ikisi ayrı objeler, güzel durdu. Sahnede şey var mı? Onu merak ettim.
Detayla geç, şu ışıkları gizle. Kafayı da işine at. Okey. Ya mikrofonu değiştireceğim büyük ihtimal. Aslında bu da şu yayın için aldığım mikrofonu da mefta oldu. Hızlı mefta oldu. Gibi hissettim. Şimdi şu kısımlara dikkat etmek gerekiyor. Bu ikisini tamamladık. Şu alt transform diyeyim. Alt G yaptığımda sahnenin geri çağırabilmek için alt transformunu merkeze aldım şeyini. Alt G yapacağım, geri gelecek böyle. Bunları kaydırıyorum kenara. Şu resimle işimiz yok. Resmi silebiliriz. Şu kalanı da convert to mesh dedikten sonra all transform verebilirim. Sebebi de mesela bunu da gruplara ayırmak istiyorum. Şuraya iki texture harcadık mesela bir çalışma için. Ve ikisi de 1K. Şöyle bir şey yapabilirim ben. 1K, 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 1K 2K bir texture'u. Ya mantığını şöyle göstereyim Photoshop'ta hemen hızlıca. Sonradan birleşip tek bir 2, yani 2K texture'u çıkartabilirim. Hani 1K, 4'ten 1K yapıp 2K'ya sıkıştırabilirim. Photoshop açılsın. O yüzden bu objede gruplamam lazım. Yani 4 tane texture'la ben bu işi çözebilirim gibi geliyor bana. Ama şöyle bir şey de var. Şimdi 4 texture için mesela 2048'e 2048 açalım. Buradan iki desek, iki desek mesela şu totali 2K bir texture, bunun burası 1024 oluyor. Evet, kalem en lazım olduğu zamanlarda. Şura 1024. Şura 1024. Bura 1024. Bura 1024. Şunu 4'e bölsek 512 512 512 512. Yani şimdi büyük objeleri 1024 ile tutup 3 tane texture eder bana. 3 çarpı 1024, 4 tane de 512 kaplayabilirim. O da 1K'ya sığar. Yani şöyle bir şey yapabiliriz. Şu mesela 512 yer büyük ihtimal. Böyle çok detaylı kaliteli oldu. Ama 512 de yer. Şu biraz büyük alan kapladığı için ve üstünde kanman var. Hani göstermek istediğiniz bir şeyler var. Bir K'ya gider. Bir K'nın birisi gitti. 512'nin birisi gitti. 3 tane 512'lik alan var. 2 tane de bir K'lık alan var. O zaman mesela şu direkt 512'ye tek başına sığar. Hani zaten bundan mesela bir şey türetmek isterim. Güzel olur. Bizim için 512. Mum aslında 2 tane falan, hani gerisi birbirinin duplicate'i gibi. Mumlar belki 512'ye sığar.
Ya bu mantıkta şu oluyor. Mesela ben bunu 6 gruba bölmüş oluyorum değil mi? Yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gruba bölmüş oluyorum. Küçük objeleri küçük texture'lara bölüyorum. En sonunda bunları ayrı ayrı yaptıklarımı tek bir UV'de toplayıp işte o kısım da zor. Şunları tek bir UV'de toplayıp Photoshop'ta olur bu büyük ihtimal. Birleştirmek. O zaman 2K bir tek texture'um olacak. Yani şimdi şey gibi olmasın. 10 tane texture yaptık. Bu nasıl iş gibi olmasın. Böyle de yapabiliriz. Ya da yapmayabiliriz. Yani 10 tane texture da kullanabiliriz. Ama bu işte kişisel keyfe kalmış. Mesela bir oyunda kullansak büyük ihtimal böyle bir şey yapmamız gerekecek bunu. Ama oyunda kullanmayacağımız için yapmasak da olur. Çok kararsız bir konu. Ya bu konuda çok kararsızım. Ya da progress olsun diye yapabiliriz de. Udim ama kendi kafamızdan bir Udim. Yani Yovi şahsen Udim gibi açmadım. Ama sonradan Udim'e çekebiliriz gibi. Hani tek tek kaplayıp hepsini güzelce. Ya da baştayken Udim'e de dönebiliriz. Aslında Udim'e dönsek daha mantıklı olabilirdi ama. Aynen tek tek gideriz. Mesela şu baltayı tek gördünüz. Bunu tek gördünüz kaplarken. O kısımlar sapsızsa daha akılda kalıcı olur. Mesela burada taş girecek, burada masa girecek. Farklı farklı şeyler. Tek tek cam girecek bir yerde işin içine. Bunlar tek tek olsa daha iyi olur. Mesela şu çuvalın içine altın maltın koyarız dedik. Onlar girecek. Çok uzun uzayacak bu. Finalde de böyle bir progres olabilir. Mesela şey yaptık şimdi. Burada iki tane demeyelim. Beş 1024 512 hatta çok kafa karıştırıcı olacak oldu ama yani yaparken oturacak bunlar. Mesela şuraya büyük 512 yazalım. Şuraya 1024 yazalım. Kalemi de kullanamıyoruz ki arkadaş. Şu şuraya, şu buraya, bu buraya. İşte şu örümcek ağları var. Onları birleştireyim. Örümcek ağları için plane atmıştım bunlar. Gerçi bunlar masanın yanında da gidebilir. Ama ayrı da isteyebilir. Bu da kalsın şimdi burada. Mumları götürelim. Şöyle bir masayı boşaltalım. Masada bir şey kalmasın. Bunları böyle gönül rahatlığıyla çekiyorum çünkü alt diye bastığım zaman Allah gelmedi. Mesela geri al. Old Transform'u iyi verememişiz. Neden böyle oldu ki? Neyse, gerçekleştirdik bunları ya. Ve bir daha ultrason diyeyim. Ha masayı kaydırmışım, Allah benim cezamı versin. Geri al geri. Masayı kaydırmış. Şöyle toplu verirsem oturacak. Şimdi örümcek ağları tekrar birleştireyim. Kalsın ayrı bir. Şu masa zaten tek başına bir 24 gider masaya. Onu ayıralım.
parçalarıyla. Aslında tek başına bir 1024 gider. Bunu hatta tek obje çevirmiş şimdilik. Şöyle. Alt G değil, alt G. Default'ı bu. Edis kullansam şöyle gözükür. Şuradan pardon. Buradan vermiyorum ben Edis'i, şuradan veriyorum. Edis de böyle dur. Eyvallah. Asus kullansak ya, alan alıyor. Ya şimdi mesela bununla öyle yapacağım. Cuma'ya kadar yetiştirmeye çalışacağım. Eğer bir sıkıntı çıkmazsa her akşam işte 8'den sonra 9-10 olur bu. 11 olur bazen. Yayın açmaya çalışacağım ve bu modeli Cuma'ya kadar bitirmeye çalışacağım. Hani son gün Cuma akşamı. Cumartesi de diğer challenge gelecek. Hani bu model üzerinde böyle bir şey yapacağım. Bu haftayı kapattık yani bu modelle. Her akşam bir yayın açmaya çalışacağım. Hatta bu yayını da birazdan bitiririm. Şu son düzenlemeleri yapıp. Ya da bir şey daha kaplar mıyız bakayım, hızlıca bir şey aradan çıkar mı diye. Ama hızlı bir şey yani çıkmasın sanki. Hızlıca örümcek ağlarını aradan çıkarabiliriz belki. Ya da şu taşı. Zemini. Masayı falan hızlıca çıkartamayız. Biraz detaylı işler onlar. Hani her akşam bunları şey yapacağız. Mesela şu taştan devam edelim şimdilik. Taştan sonra yayını kapatacağım. Mesela yarın geldiğimde masayı bitireceğim akşam. Ertesi gün geri kalan objeler bitecek. Yarın da pazartesi, salı, çarşamba da final yapsak büyük ihtimal çarşambaya kadar final bile yapabiliriz. Yani bu uza gidersek. Ama mesela eklemek istediğim şeyler var. Altını ekleyeceğiz şuradaki çuvalın içine. Sonra et ekleyeceğiz. Ha, onu demin işte anlattım. Ya bunu mesela 1K tekşürlere yaptık burada. Şu Photoshop'u göstereyim. Şimdi 512, bazen de küçük objede 512, 512, 512 açıp totalde 1K'ya tamamlayıp UDIM mantığıyla yani Photoshop'ta birleştireceğim mesela onları. 1K olacak. Sonra objelere onu uygulayacağım. Ya da 1024, 1024, 1024, 1024, 2048 olacak. Ya yani 4 tane 1024'ü alıyor bir 2048. Yani şunları finalde ya uğraşmayacağız, 10 tane tekstür bakacağız ya da uğraşacağız. İşte o küçük tekstürleri büyük bir tekstüre sığdıracağız. Vay iyi olur. Şu taşı da hızlıca aradan çıkaralım. Hemen yani buna bir retopu atalım. Sahnede alalım merkeze. Mesela floor. Ay. Bunu hızlıca aradan çıkarmak da zor olmayacaktır büyük ihtimal. Hemen mesh plane. Bir tane attım, üstüne çıkardım bunu. İsminde floor low dedik. Şu kısmı hızlıca atlayalım. In front verdim, bir de materyali de şöyle yapıp solid verelim. Snap'imi açtım, modifier'imi açtım, shrink web'imi verdim. Yukarıdan bakarken hemen şuraları dolduralım. Mesela araya bir iki loop atalım şöyle. Çok da özenmedi olmasın. Oraya bırakırsak çok çok. Aklında kalmasını istiyorsan ya denemen lazım. Denemezsen aklında kalmaz.
Axial Trick. Ya mesela hemen burada bir şey gördüm. Aç bir Blender. 2 dakikada onu hemen kullan yani. Yaptığım şey neyse onu kullan. Yoksa aklında kalmaz. Bu yüzey de var maşallah, mayın tarası gibi. Şöyle yapalım. Hemen kapat etrafını. Yiyeceğe kadar yeter bize. Hani şurada modelin üstündeki detayı yiyeceğe kadar yeter bize. Mesela bununla farklı bir şekilde boyayabiliriz. Şurayı kapat direkt. Şey tutmuş. Şurası çok dışarıda kaldı. Oraya hemen bir el atalım. Önce blokat. Yani bir blokat çıkartıp sonra scalp gireceksen scalp gireceksin, detay gireceksen detay gireceksin, sonra low polish'ini örüp boyamaya başlayacaksın. Mesela UV'yi hemen açtık. Export diyorum. Mesela buna da floor diyelim. Hemen floor low. Yeri şuraya çıkarmam lazım. Floor high. Geldik Subsys'a. Bunu kaydetmiştik zaten. Kapat. CTRL ile. Mesela floor'u 512 çözeriz demiştik. 512 ayarlıyorum. Bakalım belki çözemeyeceğiz. Ama ben belki yine bir kağıda alırım. Büyük ihtimal. 512 yapsak bile. Floor. Şunları 1K'ya çektim. Floor'un high'ını seçtim. Patlayan yerleri var. Onları şöyle yapalım. Antalya 64 ID random. Enemy topolojini fullemiştik. Curvature fullle. Position değil. Thickness'ı fullle. Bir B2 alalım bakalım nasıl geliyor. Şurada bir ufak patlıyor gibi ama çok da önemli olması gerek. Şimdi referansımızı da açayım. Flor'u biraz referansa göre kaplayayım. Çok kafadan gidiyoruz. Sonunda patlayacağız. Dümdüz bir flor aslında hani. Orta patlamış. Hemen lova geliyorum. Çok dipte çökmüştür falan. Şimdi kaç poligon? 112. Hemen bir subdivide atalım buna. Kaç olur? 448 gerek yok. Şöyle bir baksak patlayan bir yerde. Şurayı çok dışarıda gibi. Hemen geldim. Remesh dedim. Bir daha bake edeceğim. Hızlı. Şunu. Neredeydi o? Şu. Bir daha deneyelim. Şimdi yine ufak patladı herhalde. Ya biz son zamanlarda Midjourney kullanıyoruz. Referanslar hep Midjourney'den. O da çıkardık.
Patron yazalım. Var sanırsam da ben kullanmıyorum. Ya yani direkt öyle atan plugin'ler var galiba ama hiç kullanasım gelmedi. Ya o kadar karanlık bırakmıyorum. Shadow. Hemen şuraya bir fill diyeyim. Grayscale kalır. Filter. Oil paint. Image input. Abstract. Ambient. Şunu kıs. Multiply. Biraz roughness'ını kısalım. Gerçi burada kısık. Neyin roughness'ı var? Bunu kıs. Bu 25 değil de biraz daha düşük verek bunda. Ne Black Mask Generator Ambient Occlusion ya da Calvi şurada olur ya. Bakalım. Aynen Calvi şura verelim. Ve belli yerlerinde olsun. Şuradan üstüne bir Sharpen at. Sharpen'ı kıs. Yeter artık oyuna girmeyin ya. Bunu kapatamıyor muyuz arkadaş? Şuradan da So Much Diffuse'dan biraz ayar yapacağım. Şuraya gel. Basiniste gel. Şimdi panorama değil altair şurayı fullleyelim, low high yap, medium'u very high yap. Şimdi bu sadece ana rengi etkiledi, şöyle bir kapatalım şimdilik. Ne veriyoruz bilelim. OpenGL Base Dota Bailing Underlight Natural Rock Diffuse'u çek abi şuradan yine koyusu bu. Şöyle çek. Şöyle şöyle yap. Select gradient force and occlusion thickness. Speckler'ı kıs abi. Ya da dur bir. Şimdi çok fazla yani istemediğim kadar şey geldi. Bunu da şuradan roughness'ı gelip kısacağım. Niye olmadı? Ya da roughness'ı kısamıyoruz. Şöyle yaparız. Base color'a geldim. Levels verdim. Levels'a roughness dedim.
Soğumaçtan gelmiyor mu bu raftınız? Nereden geliyor? Senden mi geliyor? Soğumaçtan geliyor işte. Neyse bulla gidiyor. Şu Baked Light'tan geliyor ha. Ver ama çok az ver diyemiyoruz ya. Verme o zaman. Şunu kız. Grancı kız. Şimdi şu arayı bir kapat. Üstüne Black Mask Geometer Kalveçür buraları al ama şurada çok alıyor ya, köşeleri çok alıyor. Köşeleri silemiyoruz. Ne yapacağız? Öteleji bir desek. Neyse böyle kalsın. Gerçi ışıktan alıyor. Işığa göre sistemi. Böyle kalabilir. Yine export diyoruz. Şurayı bir flor yapmış mıyız, yapmışız. Bunu 5 son 2 yapacaktık. Diffusion dedim. Evet, yanlış yere export dedim. Bunu hemen kopyaladım. Buraya getirdim. Bunu da kaydet. Değiştirebiliriz diye sonradan. Convert to mesh. Şimdi bunu Consort'u selected desek, daha set origin 3D Consort desek tamam. Bunu da yine şunun içine salla. Şuna gel. Şuradan in front'tan çıkar. Tek şuraya gel. Floor shading'den de CTRL-T. Ambient occlusion. Şimdi modeling'e geldim. Sadece bitenleri bir alıp şöyle yapalım, hatta New Collection bitenler
diyelim. Baltamız nerede? Burada. Şunu kapat. Işıkları aç. Şu an böyle. Biraz daha yaklaştık. Biraz daha yaklaştık. Yarın masadan devam ederiz. Bugünlük yayını bitirelim burada. Yani masa geldiği zaman zaten birazcık daha bir şeyler belli olur. İyi geceler. Ben de kaçıyorum zaten. Bunları aynı. Böyle yavaş yavaş toplayacağız. 5 son 2 olması da çok sırıtmadı burada. Şuradan bir kamera ekleyip kamerayı da sonra ortografik yapıp şöyle şunların da rengini kapatırsak oluyor mu render? Şöyle bir render elde ederiz. Şimdi kaydedelim. Bunu kaydettik zaten. Kapat, kapat, kapat. Şimdilik bu şekilde. Yarın akşam görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.